Merhabalar. Bugün Fallasiler isimli felsefenin önemli konularından bir tanesini ele alacağız. Bunlar çıkarım yanlışları. Yani hatalı çıkarımlar. Hani bildiklerimizden bilmediklerimize doğru çıkarımlar yaptığımızı hatırlıyorsunuzdur daha önceki sohbetlerimizi izlediyseniz. İşte biz bu çıkarımları yaparken normalde hani bir mantık eğitimi almamış olsak bile sağduyumuzla bunları doğru yapmaya çalışıyoruz. Şöyle demiyoruz örneğin. Gökte yıldızların sayısı arttı diye uykum kaçtı gibi bir şey söylemiyoruz. Ya da güneş doğdu diye acıktım demiyoruz. Ya da rüzgarın esmesi suyun kaynamasını hızlandırdı demiyoruz. Bütün bunlar bize hadi canım dedirtecek şeyler. Ancak bazen geçerli olmayan, mantık dışı, normalde aklımıza yatmayacak çıkarımlar özel bir form kazandığında bizi yanıltabiliyorlar. İşte fallasiler böyle görüntüde bizi ikna eden ama aslında içeriğinde çok zayıf gerekçeler taşıyan argümanlar. Bunlar Aristoteles'ten beri yani milattan önce 300'lerden beri listesi tutulan ve her bir felsefecinin sanki bir diğerine hani ben bu kadarını tespit ettim bak sen de eklersin diye devrettiği neredeyse bir kütük defteri gibi. Peki biz düşünmenin, akıl yürütmenin, çıkarım yapmanın genel kurallarını öğrensek o zaman yanlışları zaten buluruz. Ne gereği var hani böyle listeler yapmaya diye sorabilirsiniz. Ama bu düşünce yanlışları, bu çıkarım yanlışları ki bunlara fallacy dendiği gibi safsata ya da mugallata da deniyor ama hani fallacy ismi neredeyse pek çok dilde artık ortak bir derdi ifade eden bir kavramı bize anlatıyor. Dolayısıyla hangisini kullanırsak kullanalım tanımı insanı kandıran, görüntüde ikna edici ama içeriği zayıf argümanlar. İşte bu argümanların bu kadar şaibeli ve kötü şöhretli olmalarından dolayı bir listesi, bir sicil defteri tutuluyor. Çünkü bunlarla karşılaştığınızda o anda bunların gerçekten sizi yanlış yöne sevk ettiğini anlayamayabilirsiniz. Tıpkı hani azılı suçlular ya da seri katiller gibi hani onların da böyle eşkalleri falan çizilip herkesin görebileceği yerlere asılır ya ya da şimdiki dönemde televizyonda, sosyal medyada insanlarla paylaşılır ya aman ha görünce dikkat edin diye. İşte fallasiler de belki düşünce dünyasının seri katilleri gibi adlandırılabilir. Bunları biz hani ne kadar anlatsak da siz görünce tanıyamayabilirsiniz. İşte bunlar adıyla, sanıyla, farklı türleriyle şunlar, şunlar, şunlardır. Evet, bu kadar böyle yüreklere korku saldıktan sonra bir tane bir örnek verelim değil mi? Neymiş bu bize gerçekten gafil avlayacak argümanlar? Bunlardan bir tanesi, zamansal sıra ile nedensel sıra arasında zorunlu bir bağlantı kurmak. Diyelim anne, baba, çocuk yürüyorlar ve baba çocuğun elinden tutuyor ama bir süre sonra bırakıyor çocuk babanın elini. Gidiyorlar ve bir süre sonra çocuk yolda yürürken bir şeye çarpıyor, bir direğe çarpıyor ya da ayağa takılıyor. Anne diyor ki bak elini bıraktın diye oldu diyor. Çünkü elini bırakma zamansal olarak daha önce olan bir şey, çarpma zamansal olarak daha sonra olan bir şey. Önce olanın sonra olanın nedeni olduğu çıkarımını yapıyoruz. Ha bu gerçekten böyle de olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani sadece burada önemli olan nokta şu. Zamansal öncelik sonralık ilişkisi her zaman nedensellik ilişkisi değildir. Buna ilişkin bir başka daha sık bilinen bir örneği söyleyeyim. Bakın camı açık bıraktınız çocuk öksürmeye başladı ya da hasta oldu ya da ateşi çıktı. Şimdi biz biliyoruz ki mikropların bir vücutta hastalık yapması için en az bir 24 saat geçmesi gerekir. Ama 2 saat önce açık olan camın 2 saat sonra bir çocuğun ateşini çıkardığını iddia etmek hiç de gerçekçi değildir. Ama camın açılması önce, çocuğun ateşinin çıkması sonraysa bu öncelik sonralık ilişkisinden gayet kolaylıkla böyle bir sahte argüman üretilebilir ve bu ikna edici de olabilir. Ya evet evet ben demiştim camı kapatın diye. Ya da işte öğlen şunu yedin, akşam o yüzden bu oldu gibi çıkarımlar. Her zaman bunların doğru olmaya dönük bir ihtimali de varsa da hani bir önceki örnekte mümkün değildi teknik nedenlerle. Ama diyelim bir şey yediniz daha sonra
Mideniz bulantı, bu bundandır diye. Ancak öncelik sonralık ilişkisi nedensellik ilişkisi için yeterli değildir. İşte bu zamandaki farkı nedensellik olarak okuma ve böyle bundan bahsetmeye post hoc fallacy deniyor. Bunların her birinin ayrı özel isimleri var. Yine o seri katil benzetmeme dönersem, bu isimler de onları kolay tanımamız için gerekli belki de. Hani bebek yüzlü Johnny ya da kireç burnu canavarı falan gibi bunlar da özel isimlerle anılıyor. Fallacy'lerle ilgili demek ki aklımızdan çıkmaması gereken şey bunların fallacy'lerin iyi düşünülmüş sağlıklı çıkarımlar olmadı. Bunların kötü gerekçelerle bize bir fikri kabul ettirmeye çalıştı. Dolayısıyla bir iddia, bir beyan eğer zayıf bir gerekçeye dayanıyorsa ama yine de ikna edici olabiliyorsa işte o zaman bir fallacy ile yani bir safsata ile karşı karşıyasınız demektir. Konuyu biraz olsun pekiştirmek için bir yalın örnek daha vereceğim. Bu da çok sıklıkla kullanılan bir fallacy. Örneğin bir seminere gittiniz ya da bir kişisel gelişim programında bir eğitmen size yeni bir konuyu anlatıyor. Diyor ki modern kavramının çıkışı Latincededir. Kelimenin etimolojisi mod yani bir ayar, ölçü, bir durum. Hani modumuz farklı diyoruz ya buna dayanır diye size bir etimolojik açıklama veriyor. Ve o etimolojik açıklamadan modern kavramını anlatmaya devam ediyor. Günümüzdeki modern kavramını anlatmaya devam ediyor. Bunun adı etimolojik fallacy. Bir şeyin çıkışındaki özel anlamı onun bugünkü anlamını kavramamıza zorunlu olarak faydalı olmaz. Kötü bir gerekçedir. Dolayısıyla bir şeyin etimolojisinden bahsetmek, hani onun çıkış koşullarını, o kavramın nereden türediğini anlamak da işimize yarar. Ama onun bugünkü anlamını ortaya koymak da işimize yaramaz. Dolayısıyla etimoloji kavramın bugünkü kazandığı anlamı desteklemek için kullanılıyorsa bu bir fallacy'dir. Örneğin yine çok benzer rasyonelden, rasyo kökünden yani rasyo etimoloji kökeninden daha doğrusu rasyonele geçiş şöyle anlatılabilir ama fallacy olur. İşte askerlerin tayınlarına rasyo denir. Onlar böyle bölünmüş, belirli, tanımlı öğünlerdir. Rasyonel de buradan gelmektedir. Hayır, buradan gelmemektedir. Belki kılı kırk yarsanız bir ortak özü bulunabilir. Ama kavramın o ilk çıkışındaki özel anlamıyla bugünkü anlamı arasında zorunlu bağlar aramaya hiç gerek yoktur. Ha şu da zaten bilinen bir şey, kavramlar tarihseldir. Yani kavramlar zaman içerisinde yeni anlamlarla buluşup daha farklı göndermeler, daha farklı anlam zenginlikleri taşıyabilirler. Demek ki etimolojiden bahsetmek bir fallacy. Bir şeyi zaman sırasına göre neden sırasıyla zorunlu olarak bağlamak bir fallacy. Evet, fallacy'ler de bu kadar. Bir başka sohbette, fallacy'lerin detaylarını ele alacağımız bir başka sohbette görüşmek üzere. Hoşça kalın.